Değerli basın mensupları, bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı bir dönem diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız ben aşağı inerken devam ediyordu. Bugün toplantımızın gündeminde Kaçaksaray sakini ve şürekasının milletimize maliyeti her gün biraz daha ağırlaşan beceriksizliği ve kifayetsizliği vardı. Ülkemiz bu liyakatsiz ellerde yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. Türkiye'nin gül diyarı Isparta ilimize 4 gün süreyle elektrik veremediler. Gerekçesini milletimize açıklayamadıkları fahiş zamlarla adeta zulme dönüşen elektrik faturaları milletimizi çarpıyor. Dolar artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor, dolar düşüyor, akaryakıt fiyatları yine artıyor. Sebze ve meyve fiyatları arş-ı alaya çıktı, vatandaş pazara gidemez oldu, pazarcı tezgahını açamıyor, vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında geceleri mehtap seyreder hale geldi. Mutfaklarımızdaki boş tencerelerin tangırtısı ise artık fizandan duyulur oldu. Kaçaksaray enflasyon canavarını besleyip büyütüyor. Hayat pahalılığı milletimize ezip geçiyor. Değerli basın mensupları, Peygamberimiz emanet ehline verilmediğinde kıyameti bekle buyurmuş. Kaçaksaray'ın şahsım yönetiminde geçen 3 yıl 6 ay 28 gün boyunca bu gerçeği her gün yaşayarak gördük. Milletimize kıyameti yaşarken gösterdiler. 2022 Türkiye'sinde Suriye'deki İdlib'e kesintisiz elektrik verenler 450 bin nüfuslu Isparta'mıza 4 gün elektrik veremediler. Bu ülkenin on binlerce köyüne elektrik götüren rahmetli Demirel'in memleketinde 4 gün elektriği kestiler. Ay'a gideceğiz diye hava atanlar 4 gün boyunca Isparta'ya gidemedi. İdlib'e yaptıkları bahçeli villaları incelemek için Suriye'ye kadar giden atanmış İçişleri Bakanı, rahmetli Demirel'in memleketi Isparta'ya gidemedi. Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca ve milletvekili arkadaşlarımız bölgedeydi. Ama İstanbul'a İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarını apar topar gönderenler, Isparta'ya nedense 4 gün boyunca tek bir bakan bile göndermedi. İstanbul'da MOBESE kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta'da ortada hiç görünmedi. Isparta kaderine terk edildi. Yurt dışında olan Enerji Bakanı 4 gün sonra Isparta'da kara yumuşak iniş yaptı. Bir de üstüne hakkınızı helal edin diyerek işin içinden sıyrılmaya kalktı. Sizin zamanınızda mum vardı, gaz lambası vardı diye kendilerinden önceki yönetimlere iftira atan, elektriği biz getirdik biz diye hava atan Kaçaksaray'ın sakini ne dediyse onun da sınandı. Ispartalılar günlerce muma ve gaz lambasına mahkum oldu. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtmak için ocaklarının 4 gözüne de tencereyle su koyup kaynattı. Isparta'da yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç yurttaşlarımız perişan oldu. Isparta'da yaşanan bu zulüm, bu kıyamet, yandaşlara rant dağıtmak amacıyla yapılan enerji dağıtım özelleştirmelerinin çirkin yüzünü de ortaya koydu. Görünen o ki elektrik dağıtım işini verdikleri şirketler doğru dürüst şebeke iyileştirme yatırımlarını yapmamış. TEDAŞ da bunları denetlememiş, göz yummuş. Pek çok köyde ve mahallede ağaçtan yapılmış iptidai elektrik direkleri yoğun kar yağışı nedeniyle devrilmiş. Ispartalı bir yurttaşımızın söylediği sözler yaşananları özetliyor. Büyük bir sıkıntı içindeyiz. İnsanın zoruna giden şey şu, böyle liyakatsiz, beceriksiz insanların yönetiminde olmak. Hakikaten gücümüze gidiyor. Ispartalıların yaşadığı bu mağduriyette, dağıtım şirketinin ve devlet şirketinin sorumlulukları hemen tespit edilmelidir. Fahiş faturaları vatandaşa göndermekten utanmayanlar, Ispartalıların zararlarını derhal tazmin etmelidirler.
Komşumuz Yunanistan'daki otoyol işleten özel şirketin karda yolları açmaması nedeniyle hükümetin araç başına 2000 avro tazminat ödemeye mahkum etmesi önemlidir. Bunu vatandaşın hakkına, hukukuna saygı duyan bir hükümet yapar. İstanbul'da yandaşların işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda çoluk çocuk yüzlerce vatandaşımız mahsur kaldı. Bizimkiler ne yaptı? Geçiş ücretlerini iade ederek göz boyamaya kalktı. Milletin aklıyla adeta alay etti. Bunun aynısını Isparta'da yapmayın. Diyoruz ama bir de bakıyoruz, bu sefer de fatura korona geçirdiği gerekçesiyle şehrin valisine kesilmiş. Isparta'da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi? Buradan uyarayım. Bu korona geçirme gerekçesiyle görevden almalar bir başlarsa, bu yolun ucu nerelere çıkar, hangi tepelere çıkar o belli olmaz. Demedi demeyin. Tekrarlıyorum. Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinde sorumluluğu olanlar bunun bedelini mutlaka ödemek zorundadır. Kesilen elektrikleri nedeniyle Ispartalıların uğradıkları zararlar kuruşuna kadar mutlaka tazmin edilmelidir. Değerli basın mensupları, devlet yönetiminde liyakatsizliğin ve cehaletin ağır faturasını maalesef milletimiz ödüyor. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Erdoğan geçtiğimiz 4 Ağustos'ta çıktı. Enflasyon noktasında Ağustos'u geride bıraktığımızda düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan sinyalini belli bir yerlere vermiş oluyorum. Bunu da bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz dedi. Dedikten sonra ne oldu? Erdoğan bu sözleri söylediğinde Merkez Bankası'nın politika faizi %19, tüketici enflasyonu da %19,3'tü. Bugün Merkez Bankası politika faizini %14'e indirdi. Tüketici enflasyonu makyajlı TÜİK rakamlarıyla dahi %48,7'ye fırladı. Erdoğan Ağustos'tan bu yana enflasyonun değil ama milletimizin belini kırdı. Dış ticaret fazlası vererek enflasyonu düşüreceğiz diye pazarlanan bu safsatalar yine tutmadı. Bu sefer Ocak ayında tarihimizin en yüksek dış ticaret açığını verdik. Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasını ispat için 84 milyon üzerinde uygulanan bu acı deneyin faturası çok ama çok ağır oldu. Ama milleti perişan edenler hala akıllanmadılar. Aynı safsatalar hala ağızlarda. Kaçaksaray'ın sakini hiç sıkılmadan 29 Ocak tarihinde Giresun'da çıktı. Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek deyiverdi. Faiz sebep enflasyon sonuç safsatasının mucidi tabela faizini 5 puan düşürterek enflasyonu 30 puan arttırdığının farkında değil. Enflasyonun arşa çıktığının farkında değil. Hala millete enflasyon daha da düşecek diyor. Ya sayı saymasını biliyor, bilmiyor ya da milletin aklıyla alay ediyor. Bir de atalarımızın güzel bir sözü var. Kılavuzu karga olanın burnu çöplükten kurtulmazmış. Erdoğan'ın finans ofisinin başına atadığı profesör, Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum demişti. Ocak enflasyonu bırakın eksiyi, iki haneli rakamlara ulaştı. 1988 yılı Ocak ayından sonra tarihimizdeki en yüksek Ocak ayı enflasyonu bu yıl gerçekleşti. Yine Erdoğan'ın
yeni atadığı Nebati Bakan, önce enflasyon Ocak'ta pik yapar dedi. Sonra enflasyon Nisan'da %50'nin altında pik yapar dedi. Ama bakan farkında değil. Şubat ayında tüketici fiyatları %1,8 artsa enflasyon %50'yi aşacak. Ya da Nebati Bakan yeni TÜİK başkanının enflasyonu %50'nin altında tutacağından herhalde oldukça emin. Kaldı ki enflasyonda turbo büyüğü heybede. Üretici enflasyonu %93,5 olmuş. %100'e dayanmış. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan. Tarihimizde üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas hiç bu kadar açılmadı. Bunu ilk defa yaşıyoruz. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor. Ama anlaşılan Nebati Bakan bunları görmüyor. Bu tsunaminin hayat pahalılığı olup milleti ezmesini önleyecek hiçbir şey de yapmıyor. Ama tam tersine enflasyonu, hayat pahalılığını azdıracak her şeyi yapıyorlar. Geçtik ülkemizi dünya siyaset tarihinde liyakatsizliğin, vasatlığın, kifayetsizliğin ve cehaletin böyle ödüllendirildiği başka bir dönemi bulmak çok zor. Adeta atını senatoya konsül atayan Roma İmparatoru Caligula'nın dönemini yaşıyoruz. Başımız hiç dertten kurtulmuyor. Kaçak sarayın liyakatsiz muhkimleri milletimizi perişan ediyor. Oysa Erdoğan 20 yıl önce işbaşı yaptığında kucağına %29 enflasyon ve enflasyon belini kıran dünyanın güvendiği bir program verilmişti. Ama şahsım yönetimi bu geçiş programını tahkim edeceğine enflasyonu bitiren, büyümeyi sağlayan, istihdamı arttıran çapaları, kuralları, kurumları teker teker yok etti. Ve 20 yıl sonra Z kuşağı dediğimiz pırıl pırıl gençlerimizi de enflasyon canavarıyla tanıştırma başarısını gösterdi. Test kitaplarının fiyatları almış başını gitmiş. Çocuklarımızın manga okuması, çizgi roman okuması, roman okuması lüks olmuş. 2023'te en yüksek gelire sahip 10 ekonomi arasına gireceğiz diyerek milletten yıllarca oy isteyip durdular. Bunu 2011'de seçim beyannamelerine yazdılar. 2013'te 10. Kalkınma Planı'na yazdılar. Ama şimdi 2023'e bir yıl kala Türkiye'yi en yüksek gelire sahip 20 ekonomi liginden de düşürdüler. En yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasına sokmayı becerdiler. Artık beraberce anıldığımız ülkeler Surinam, Zimbabwe, Küba, iç savaşın sürdüğü Suriye. Ve bugün her evin mutfağında, milletin sofrasında korkunç bir yangın var. Son bir yılda patlıcan %166, margarin %127, salatalık %111, nohut %108, Charleston biber %102 zam gördü. Tencereyi kaynatmak için kullanılan tüp gaza %104 zam gelmiş. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamları. Market raflarında, pazar tezgahlarında tablo çok daha vahim. Seracılığın başkenti Antalya'da pazar tezgahında satılan domatesin kilosu 25 lira. Patlıcanın kilosu 40 lira, ıspanağın kilosu 15 lira. Brokolinin kilosu 20 lira. Millet Erdoğan şahsım yönetimi yüzünden pazar tezgahlarına, market raflarına küsmüş halde. Söylemiştim, pazarcı tezgah açamıyor. Marketçi buzdolaplarını iade ediyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt faturaları milletimizi çarpıyor, perişan ediyor. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümeti elinde fatura mağduru oldu. Türkiye'nin dört bir yanından feryatlar yükseliyor. Ağrı Doğu Beyazıt'ta, Muğla'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Ankara'da, Mardin Kızıltepe'de elektrik ve doğalgaz faturalarını alan protesto için yandım Allah diye var gücüyle bağırıyor. Milletimiz artık sokaklara dökülüyor. 2001 krizinde kasa fırlatan esnafımız bugün
elektrik sobasını fırlatıyor. Ama kaçak sarayda oturanlar milleti unutmuş, sesini duymuyor, halini görmüyor. Milletimizin elektrik faturaları sağanak olup partimize yağmaya başladı. Fatura mağduru olmuş İstanbul Bahçeli Evler'den küçük bir esnafımız bu faturaları göndermiş. Mağduruz, derdimizi lütfen gündeme getirin demiş. Esnafımızın sesine ses olmak boynumuzun borcu. 3 Ocak tarihli şu faturada 697 kilowatt saat tüketim olduğu yazıyor. Bedeli 934 lira 40 kuruş. Bir ay sonra gelen 2 Şubat tarihli bu faturada da tüketim 698 kilowatt saat, yani 1 kilowatt saat daha fazla. Hemen hemen bir ay öncesiyle aynı. Peki bunun bedeli ne kadar? 1913 lira 80 kuruş. Yani 1 kilowatt saat fatura elektrik kullanımı artmış. Bir ay gelen zam, gelen yük bir ay önceki faturanın iki katından fazla. İnsafınız kurusun. Esnafımızın elektrik faturası 934 liradan 1913 liraya neden, nasıl fırladı? Bir çıksın birileri de bir izah etsin. 40 bin lira, 45 bin lira elektrik faturası gelen esnafımız var. 20 yıldır AK Parti'ye oy vermiş Şanlıurfalı bir esnafımız. Lokantasına 42 bin liralık elektrik faturası gelince bunun izahı olamaz. Başkanım bilesin hayat yaşanmaz hale geldi diyerek kaçak saray sakinine feryat ediyor. Tekrar söylüyoruz. Elektrik fiyatlarını niçin, neden, hangi gerekçeyle bu kadar arttırdınız? Çıkın bunu milletimize bir anlatın. Açıkça ifade edelim. Bu yapılanın adı zam falan değil, zulüm. Zulümle abat olmaya kalkanın da akıbeti berbat olur. Bugün pek çok esnafımız sattığı ürüne zam yaptığı için müşterisinden özür dileyen mesajları, yazıları vitrininin kapısına asıyor. Bu fiyatların sorumlusu ben değilim mesajını veriyor. Esnafımızdaki inceliğin binde birini şimdi kaçak saraydaki zat ve onun şürekasından bekliyoruz. İtibardan tasarruf olmaz denerek kaçak sarayda gece gündüz yakılan ampuller için bu millet ne kadar enerji faturası ödüyor? 1150 odalı kaçak saray kaça ısıtılıyor? Bunları bilmek milletimizin en doğal hakkıdır. Ne de olsa milletimiz sadece kendi faturalarını ödemiyor. Vergileriyle, ödediği vergilerle kaçak sarayın faturalarını da ödüyor. Biz milletin derdine tercüman olmak için 8 il ve ilçe binalarımızda saray sosyetesinin keyfi yerinde diyerek pankart asıyoruz. Hakaret diyorlar. Bunun neresi hakaret? Isparta karanlığa gömülürken 1150 odalı sarayın ışıklarını cayır cayır yakan, hamam gibi ısıtan siz değil misiniz? Siz ne yaparsanız yapın. Milletimiz zaten yaşadığını biliyor. Biz de milletimizin hakkını, hukukunu korumak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Artık şu gerçeği kaçak saray sakinleri dışında herkes anladı. Kaçak sarayın ampulü söndürülmeden milletimizin bahtı aydınlanmaz. Değerli basın mensupları, atalarımızın dediği gibi, baht olmayınca başta ne kurudur biter ne de yaşta. Ne kuruda biter ne de yaşta. Bu milletin başına gelen en büyük bahtsızlık kaçak saray ve onun beslemeleridir. Kaçak sarayın ampulü yansın diyerek, itibardan tasarruf olmasın diyerek, yandaşın cebi dolsun diyerek vatandaşın cebi boşaltılmaktadır. Milletin akaryakıt faturaları şiştikçe şişiyor. Neden? Bunu da millete izah eden yok. Kaçak sarayın kibirli başının enflasyon kırılacak dediği Ağustos ayında 1 dolar 8 lira 34 kuruştu. 1 litre benzin aynı tarihte 7 lira 82 kuruştu.
bir arabanın benzin deposu da 430 liraya doluyordu. Faizler Kaçaksaray'ın emriyle indirildi. Merkez Bankası'nın tabela faizleri. Dolar Aralık başında bugünkü seviyelerine geldi. 20 Aralık'ta 18 liraları da görmüştü. O tarihte benzinin litresi 11 lira 68 kuruştu. Depoda 642 liraya doluyordu. Bugün dolar kuru 18 liradan Aralık başındaki seviyelerde. 13,5 lira civarında. Ama buna rağmen benzinin litresi 14 lira 56 kuruşa çıktı. Neden bir arabanın benzin deposu bugün 800 liraya doluyor? Bunu çıkın, millete bir izah edin. Neden dolar çıkarken de, dolar düşerken de akaryakıta zam üstüne zam yapıyorsunuz? Millete bir anlatın. İşte salı günü, yani yarın, motorine 86 kuruş, çarşamba günü de benzine 75 kuruş zam yapılacağını sektör temsilcileri ifade ediyor. Bu zamlar yapılırsa hem benzinin hem de motorinin litresi 15 liraya aşacak. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir rekor kırılacak. Peki soruyorum, bu millet bu zamma, bu zulme daha ne kadar nasıl dayanacak? Kamyoncu esnaflarımız artık kontak kapatma noktasına geldi. Kamyoncu kontak kapatırsa evde yiyecek bir dilim ekmek bulamayız. Raflardaki her ürünün fiyatı bir kez daha şaha kalkar. Çiftçilerimiz zaten perişan. Gübre fiyatlarının son bir yılda 5'e katlanması yetmezmiş gibi, şimdi bir de 2'ye katlanan mazot fiyatları onları ezip geçiyor. Buradan tekrar söylüyoruz. Çiftçiye verdiğiniz destekleri, özellikle gübre desteğini derhal arttırın. Gübre desteklerini gecikmeden hemen, hatta tüm destekleri hemen ödeyin. Yoksa büyük bir gıda krizi kapımızda. Bunu görün artık. Bu yaşadığımız felaketlerin sorumlusu bellidir. Sorumlu Kaçaksaray ve şürekasıdır. Kaçaksaray ve şürekası milleti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Almanya'daki enflasyonu gösterip enflasyon bizden kaynaklanmıyor, dışarıdan geliyor diyorlar. Ama dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD açıkladı. 31 Aralık gecesi yapılan, Türkiye'de yapılan fahiş enerji zamları hariç, OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip 4. ekonomiyiz. 4. Aralık 2020'den Aralık 2021'e OECD ülkelerinin tamamında ortalama enerji enflasyonu %25,6. Amerika Birleşik Devletleri'nde %29,3. İngiltere'de %24,5. Hani bizi sürekli kıskanan Almanya var ya, orada da %18,3. Ülkemizde ne kadar? %48,8. Bu sıralamayı Ocak verileriyle yaptığımızda muhtemelen OECD içinde enerji enflasyon şampiyonluğuna da yükselmiş olacağız. Zaten ülkemizin saygın ekonomistlerinin yaptığı çalışmalarda ülkemizdeki enflasyonun sadece 1/4'ünün, yani 12 puanının yurt dışı kaynaklı olduğunu, enflasyonda geriye kalan %37'nin ise tamamen Kaçaksaray yönetiminin kendi imalatı olduğunu ortaya koyuyor. Kaçaksaray'ın liyakatsizliğinin, cehaletinin, kifayetsizliğinin sebep olduğu bu yıkım, milletimizin satın alma gücünü de ezip geçiyor. 2021'in 1 Ocak tarihinde 2826 lira olan asgari ücret bu yılın 1 Ocak tarihinde %50 zamla 4253 liraya yükseltildi. Ama asgari ücrete yapılan 1427 liralık zam daha işçinin cebine girmeden eriyip bitti bile. İşte Türk İş açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı ilk ayda 4250 liraya çıkmış. Dolayısıyla şu 1427 liralık zamdan işçinin cebinde kala kala 3 lira kalmış. Peki işçilerimiz bu kalan 3 lirayla yılın geri kalanında ne yapacak? Ne yiyip içecek? Daha ilk aydan asgari ücret açlık sınırına eşitlendi. Yine memurlarımıza yılın ilk 6 ayı içinde %7,5 zam verdiler.
Ama daha Ocak ayının ilk 21 gününde bu zam eridi gitti. Memur şimdiden hükümetten alacaklı. Memur Haziran sonuna kadar cepten yiyecek. Emekli derseniz o da perişan. Elektrik, gaz faturalarını ödedikten sonra evlatlarının eline bakıyor. Onlarda da para yoksa büzülüp kalıyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu ülkeye yıllarca hizmet eden büyüklerimize, bu sıkıntıyı yaşatanlara yazıklar olsun. Kaçak saray ve sakinlerinin yaptığı son derece açıktır. Fiyatları devlet tarafından belirlenen mallara zam üstüne zam yapıyorlar. Sarayın itibarı, yandaşın, varsının rahatı için bu zamları kullanıyorlar. İşçinin, memurun, emeklinin satın alma gücü, kaçak sarayın sakinleri tarafından enflasyon canavarına peşkeş çekilmektedir. Bunun adı da zulümdür. Kaçak saray ve şürekasının yapması gereken bellidir. Ya 20 Aralık'tan sonra yaptıkları enerji başta olmak üzere tüm zamları geri çekecekler, çünkü millete bunun nedenini de açıklayamıyorlar, ya da emekçinin, emeklinin eriyen satın alma gücünü her ay enflasyon nispetinde telafi edecekler. İşe de Ocak ayındaki enflasyonun telafisiyle başlayacaklar. Bunları yaparlar mı? Hiç zannetmiyoruz. Çünkü bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri millete karşı mühürlü. Bunlar milletimizi unutmuş. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, ama umutsuzluğa kapılmaya gerek yoktur. Ülkemizin enflasyon canavarını geçmişte çok kısa sürede yenilgiye uğratmış. Bundan sonra da uğratacak ehil kadroları vardır. Bu kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bu kadrolar Millet İttifakı'nda mevcuttur. Yapılması gereken ilk iş, kaçak sarayın metal yorgunu, liyakatsiz, beceriksiz kadrolarından ilk sandıkta kurtulmaktır. Sonra yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolarla ülkemizde kaybolan güveni yeniden tesis edeceğiz. Yeni bir sürdürülebilir kalkınma programını uygulamaya başlayacağız. Önce enflasyon canavarından bizi kurtaracak adımları hızla atacağız. Bu çerçevede ilk iş olarak Merkez Bankası'nın başına liyakatli bir ismi atayacağız. Bankayı siyasetin müdahalesinden kurtaracağız. Bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz. Ekonomide kral değil, kural olacak. Stratejik planlama teşkilatını hızla kuracağız. Başta enflasyon olmak üzere tüm verilerin saydamlığını, doğruluğunu sağlayacağız. Kamu özel işbirliği projelerinde dövizle belirlenen tarifeleri ve gelir garantilerini ivedilikle Türk lirasına çevireceğiz. Hukuk çerçevesinde bu projelerin işletme haklarını kamuya geri alacağız. Dövizle iç borçlanmaya son vereceğiz. Bütçemizi ipotek altına alma riski taşıyan Türk lirası mevduatlara kur garantisini kaldıracağız. Kamu bankaları kaynaklarının yandaşa ve rant projelerine aktarılmasına derhal son vereceğiz. Ziraat Bankası sadece çiftçiye, Halk Bankası da sadece esnafa avantajlı kredi sağlayacak. Dünya standartlarında bir kamu ihale yasasını çıkaracağız. Hükümetin ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyeceğinin güvencesini vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlayan mali çapaları yeniden güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali çapaları getireceğiz, kullanacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kuracağız. Sayıştay denetimini uluslararası standartlara ve kaliteye çıkaracağız. Yüksek teknoloji içeren yeşil mutabakata uyumlu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak yatırımları teşvik edeceğiz. Bu çerçevede gelen doğrudan sermaye yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizin üretken kapasitesini arttıracağız. Verimliliği arttıracağız. Enerji arz güvenliğini temiz ve ucuz enerjiye erişimi sağlayacağız. Bu çerçevede yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. İthal enerjide tedarikçileri çeşitlendireceğiz. Bütçede yarattığımız imkanları dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlatılması için kullanacağız. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz.
gıdada arz güvenliğini sağlayacak, kendi kendimize yeterliliği gerçekleştirecek planlama ve çiftçiye destek tedbirlerini alacağız. Sağlık ve ilaçta kendi kendimize yeterli hale gelebilmek için yeni kapasiteleri inşa edeceğiz. Tüm bu adımların en önemlisi olarak adaleti, hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağlayacak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programını ortaklarımızla uygulamaya koyacağız. Tekrarlıyorum, ülkemizde kral değil kural olacak. Savurganlığı ve israfı önleyeceğiz. Yöneten harcadığı her kuruş verginin hesabını millete verecek. Böylece ülkemize duyulan güveni en hızlı şekilde tahkim edeceğiz. Biz ülkemizi rahatlatmak, milletimize yitirdiklerini geri vermek, patinaj yapan ucube rejimin bize kaybettirdiği zamanı adaletle, üreterek, zenginliği paylaşarak, çevreye sahip çıkarak, ülkeyi borca batırmadan, milleti hayat pahalılığına ezdirmeden telafi etmek ve ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi ligine taşımak için hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak bir ortak soru var. Tele1, ATV, Artı TV ve Haber Global tarafından yönlendirildi bu soru. Soru şöyle. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin Kızılcahamam kampındaki kapalı toplantılarda partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olduğu için engel olmadığını, üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti, iddia edildi. Çıkan haberlerde Bahçeli'nin Sabih Kanadoğlu ve benzeri kuşkulu isimlerle ortayı germeye çalışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız dediği de ifade edildi. Sizin bu açıklamada ilişkin bir değerlendirmeniz olabilir mi? Şimdi kaçak saraydaki şahıs ve ortakları bizim sırtımızdan kendilerine siyasi mağduriyet üretmeye çalışmasınlar. Konunun anayasa, yasalar ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini hukukçular ve yetkili organlar yapacaktır. Memleketin bu kadar sorunu varken Cumhur İttifakı'nın bunu şimdi bu kadar köpürtmesinin anlamı nedir? Erdoğan aday olmazsa hazırda küçük ortak Bahçeli yok mu? Kendilerini hiç üzmesinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı her hal ve karda Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Efendim, Habertürk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Habertürk TV'nin sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından HDP milletvekili Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımında bulundu. Siz bu paylaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz sağlık sorunu yaşayan herkese geçmiş olsun deriz. Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu da şöyle. CHP'nin cinsel yönelim ve etnik köken konusundaki dezavantajları yasa değişikliğiyle gidereceği ifade ediliyor. Mevcut anayasamızda ve yasalarımızda dezavantaj yaratan ve değişiklik yapılmasını öngördüğünüz maddeler nelerdir? Cumhuriyet Halk Partisi tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın engellenmesini en önemli hedeflerinden biri olarak gören bir partidir. İlgili birimlerimiz konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin herkese adaletle sahip çıkması. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen sorular oldu. Fox TV'nin ilk sorusu da şöyle. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri. AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım elektrik, doğalgaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise elektrik, doğalgaz faturalarındaki artış ve enflasyonla ilgili olarak sanki ekonomideki bu gelişmeleri muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır değerlendirmesinde bulundu. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarını muhalefet mi yapmış? Şamil Tayyar dili varıp söyleyememiş. Bugün ülkenin içinde bulunduğu halin
bu hayat pahalılığının tek bir sorumlusu, kafasındaki bir takım safsatalara göre bu ülkeyi yönetmeye kalkan kaçak sarayın sakinidir. Bunu diyememiş. Sorun belli, sebep belli, çözüm belli. Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası da olamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız, milletin belini büken hayat pahalılığını çözmeye, milletin sırtından bu yükü almaya kararlıdır. AK Parti Genel Başkan Vekilinin açıklamasıyla ilgili olarak da söyleyeceklerim şudur. Eğer gerçekten vatandaşın halini görüyorsanız, gereğini neden yapmıyorsunuz? Hazreti Ali ne güzel demiş. Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun. Vatandaşa yapılan zulmü engellemeye, zulmü duyurmaya çalışan ana muhalefet partisinin afişlerini sudan sebeplerle toplatmayı biliyorsunuz. Ama bu sorunu çözmeyi neden bilemiyorsunuz? Neden bu işleri çözmeye cesaretiniz yok? Söylüyoruz, yapılacak iş bellidir. Ya bu zamları geri alın ya da her ay bu zamlardan memurun, emeklinin, emekçinin üzerine gelen yükü maaşını, ücretini arttırarak telafi edin. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Ekonomide ve siyasette sıcak gelişmeler sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi yine ve bu kez de 15 Şubat'a kadar tatile girdi. Meclisin tatile girmesiyle ilgili bir fikriniz ve bir değerlendirmeniz olacak mı? Meclisin tatile girmesi tüm grupların ortak kararıyla danışma kurulunda karara bağlanmış bir husus değildir. AK Parti grubunun vermiş olduğu bir önergeyle gündeme gelmiştir. Biz de diğer muhalefet partileri de meclisin tatile girmesine red oyu verdik. Meclisin tatile girmesi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmiştir. Bu soru çok doğrudur, yerindedir. Muhatabı da başta talimatı veren kaçak saraydır. Milletin bunca sorunu varken sorunun muhatabı saraydan aldıkları talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatile sokan partilerdir. Teşekkür ediyorum.